Yani aslında HDP'yi hedef alan bu saldırı dalgasını, ki bu sadece İzmir'de Deniz Poyraz'ın katledilmesi ve dün Marmaris'e yönelik saldırıyla sınırlanmayacak. Bunun arka planında uzun süredir süren bir politik saldırının, özellikle Devlet Bahçeli'nin dilinden dökülen, iktidarın diğer ortağının da buna destek olduğu yoğun bir saldırı dalgasının varlığını ve sebebini anlamak için son süreçte iktidarın geldiği konumu iyi okumak gerekiyor. Zira bu bir politik saldırı ve bir politik saldırının politik sebeplerini anlamak gerekiyor ve bu sebepler doğrudan iktidarın yapısıyla alakalı. Burada iki tane boyut çok önemli. Karşımızda çoğu zaman saray rejimi diye de tarif edilse AKP'den oluşan değil bir iktidar bloğundan söz etmemiz gerekiyor. Ve bu iktidar bloğu çok uzunca bir süre 7 Haziran sürecinde kurulan AKP-MHP Ergenekon İttifakı diye tariflendi. Ama bence kişisel olarak geldiği noktada artık bu tarif ikiye indirgendi. AKP Ergenekon İttifakı'ndan söz etmek gerekiyor ve MHP bence bu Ergenekon bloğunun siyasi sözcüsü konumuna gelmiş durumda. Bir parti kimliğini yitirdi. Böyle bakıldığında iktidar bloğu aslında Halkların Demokratik Partisi'nin, onunla beraber Kürt Siyasal Hareketi'nin, Kürt halkının Türkiye siyasetindeki yükseliş çizgisi ve bu yükselişin Türkiye demokrasi güçleri ve devrimci hareketleriyle yan yana gelme konseptine karşı bir saldırı üzerinden ve Kürt halkına karşı bir saldırı üzerinden konumlandı. Peki ne yaptılar? 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen, hatta HDP Genel Merkezi'nin basılması, eş başkanlarının ve milletvekillerinin rehin alınması sürecine kadar uzayan o dönem boyunca iki tane, üç tane temel şey yapıldı. Birincisi, sokak şiddet yolunda şiddet sarmalanarak teslim alınmaya çalışıldı. İşte Diyarbakır patlamasıyla başlayan ve işte Suruç, Ankara, Antep havaalanı, Sultanahmet, Taksim bombalamalarıyla devam eden korkunç bir şiddet sarmalı yaşatıldı. Biz bunun bir benzerini Çorum, Maraş deneyimleriyle, sokağın 12 Eylül öncesi nasıl bir şiddet dalgasıyla teslim alındığıyla gördük. Bu şiddet sarmalı iki tane temel işe yol açtı. Bir, toplum ürkütüldü ve geri püskürtüldü. İki, AKP'nin küsmüş tabanı AKP'nin arkasına yeniden mevzilendirildi. Ama başka bir işe daha yaptı. AKP bunu yaparken HDP'yi yalnızlaştırıp izole etmeyi hedefledi ve bu konuda da ciddi şekilde yol aldı. Yani HDP ile yan yana gelen, HDP'nin etkisi altına giren, Türkiye'deki demokrasi güçleri, ona sempati duyan, Türkiye'deki emek hareketini de HDP'den uzaklaştırdı ve buradan 1 Kasım seçimlerine vardı. Aynı dalga, yani bu 7 Haziran'dan hemen önce kurulan bu iktidar bloğu, bu dalgayı Kürt halkına karşı büyük bir savaş stratejisiyle beraber ördü. Ceylanpınar'daki iki polisin öldürülmesiyle başlayan süreç, işte Sur'un, Cizre'nin, Nusaybin'in, Yüksekova'nın yıkılmasına kadar süren kanlı bir iç çatışmaya döndürüldü. Hem içeride hem uluslararası desteğin sayesinde bu kanlı saldırı ciddi bir şekilde Kürt halkının o demokratik alanlarının da tasfiyesini beraberinde getirdi. Operasyonlar, tutuklamalarla. Bu bugünkü baskı düzeninin kurulmasının temel zemini oldu. Bu noktada bugünü tartışacaksak eğer, gene 7 Haziran'a baktığımızda karşımıza çıkan olgu şuydu. Kaybeden bir iktidar olgusu vardı. AKP kaybettiğini fark etti. Seçimden önce bunu fark etti. Ve iktidarda kalabilmek adına ülkeyi bir şiddet sarmalında ve bu şiddet sarmalını da Kürt halkı ve onun yanında yürüyenlere karşı kanlı katliamlarla kurdu. Şimdi bir benzerini yaşıyoruz. Kaybeden bir iktidar var. Bağlayayım. Kaybeden bir iktidar var ve kaybetmemek için, ayakta kalmak için benzer bir senaryoyu hayata geçirmeye çalışıyor. İktidar bir çeşit final maçını oynuyor. Yani iki tane seçeneği var şu dönemde. Herhangi bir seçim kazanma şansı kalmadı. O zaman ya seçimin kendisinin anlamsız hale getirildi. Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan benzeri ağır bir baskı rejimine, bir açık diktatörlük haline geçecek.
ya da tarih sahnesinden silinecek. Başka bir seçeneği kalmadı. Bu noktada şu andaki uygulamalar ve bütün düzenlemeler birinci tercihin devrede olduğunu gösteriyor. Ama benim iddiam şudur. İktidarın Kürt halkının oylarını yanına almak koşulları olmadığı için iktidar Kürt halkını oy veremez hale getirmeye çalışıyor. Yani aslında bir seçim aritmetiği dışında bir çabanın içinde ve bütün kurgusunu şuradan kurmuş durumda. Bu saldırılar da bununla alakalı. HDP'yi yeniden kriminalize etmek, HDP'nin siyaset yapma alanlarını daraltmak ve HDP'yi seçim aritmetiğinin dışına atmak. İktidar çok yönlü oynuyor ve düşünüyor. Bu nedenle de ben iktidarın bir seçim çalışması içinde olduğuna inanıyorum. Götürme şansı yok. Hem ekonomik kriz hem yaşanan sosyal ve siyasal kriz iktidarın var olan konseptiyle yürüme şansının kalmadığını gösteriyor. Diyeceksiniz ki Diyarbakır ziyaretinden anlamlar çıkarabilir miyiz? Şöyle görmek gerekiyor. Bu iktidar bloğu bozulmadan bu anlamı çıkarma şansı yok. Çünkü iktidar bloğu 7 Haziran'da kurulurken kuruluş konseptini Kürt halkına karşı savaş stratejisi üzerinden kurdu. Bu savaş stratejisi, Kürt halkına karşı düşmanlık politikası bu iktidarın yapıştırıcı unsurudur, birleştirici harcıdır iktidar bloğunun. İktidar bloğu yani AKP, Ergenekon cenahıyla, MHP ile var olan ittifakını bozmadan Kürt halkına karşı bir açılımda bulunma şansı yok. Ve şöyle tersten okumak lazım. Kürt sorununda çözüme yönelik atılacak her adım bu iktidarın kendi sonuna imza atması anlamına da gelir. Kabul ettiği anda atar. Bir yandan Diyarbakır'a gidiyorlar. Doğrudur. Ama öte yandan da Marmaris'e hemen iki gün sonra cevap veriyor başka bir kanadı iktidarın. HDP binasını tarıyor. Ve bu saldırı açıkça şunların işaretidir. Durmazsanız, siyasal faaliyette geri durmazsanız arkası gelebilecek işaretidir. Ya bizi korkutma çabasıdır. Korkarsak boyun eğeriz. Korkmayacağımızı söyledik. Korkmamaya da devam ediyoruz. Geçmişte de bunları yaşadık. Bunlara teslim olmayız. HDP'yi bir abluk altına hem hukuksal hem yasal zorla hem de paramiliter baskıyla çoklu bir baskıyla HDP'yi abluk altına alıyorlar ve buradan bir çıkış. Ben Türkiye kamuoyunun görmesi ve bilmesi gereken şey şu. Bu saldırı, bu konsept, bu kapanı alma işi HDP'yi geri püskürtmez. Ama bu kapanı alma işi Türkiye'de iktidarın ayakta kalmasının tek koşuludur. 7 Haziran sürecinden herkes dersini çıkarmak zorunda. Burada HDP'yi yalnız bırakmak, iktidarın yanında durmaktır. Ben şöyle bir tarifle söyleyeyim. Bir Bolşevik devrimini anlatan bir filmde, Dünyayı Sarsan 10 Günde bir kavram var. İki sınıf var diyor. Ya birindensin, ya öbüründensin. Birinden yana değilsen öbüründen yanasıdır. Şu konjonktürde ya HDP'nin yanındadır, ya sarayın yanındadır. HDP'nin yanında durmayan herkes sarayın iktidarın yanında duruyor. Bu nedenle bu saldırı bir bütünsel, bu ülkede iktidarın kalıcı olma saldırısı, bir seçimi kazanma saldırısı. Ve bundan çıkışın tek yolu bir, Kürt halkına karşı bütün savaş politikalarının sona erdirilmesi, içeride ve dışarıda bütün operasyonların noktalanması, tecrit politikalarının bitirilerek Kürt halkı ile adil, demokratik bir barışın kurulmasıdır. İki, savaşa harcanan bütün bütçenin Türkiye halklarına yöneltilmesidir. Ama üçüncüsü ve esas olanı da bir de bunun yanında işçi sınıfı üzerindeki ağır sömürü politikalarının ortadan kaldırılmasıdır. Bunu savunabilecek yegane güç Halkların Demokratik Partisi'dir. Kurmaya çalıştığımız ittifak, Türkiye işçi sınıfı ve yoksullarının yoksulluğa karşı mücadelesiyle, işsizliğe ve kötü çalışma koşullarına karşı mücadelesiyle Kürt halkının özgürlük mücadelesini, savaşa karşı barış mücadelesini yan yana getirme çabasıdır. Bu ittifakın başarısı, bu iktidarın yıkılmasının garantisidir. Bu iktidardan kurtulmak istiyorlarsa bunu başarmak zorundalar. İktidar kaybedeceği seçimi kazanmanın yollarını arıyor. Ve bu saldırılar, bu çabaların hepsi bu. Aslında bir seçim sürecinden geçmiyoruz, bir seçimin içinden geçiyoruz. Yaşadığımız bir seçimdir. Seçim ille sandıkta olmaz. Sandık son aşamasıdır. Ama bir seçim yaşatılıyor bu ülkeye ve bu seçim sırasında sandıkta yan yana gelmeyi düşünenler şu anda yan yana gelmek zorundadır. Şu anda HDP ile yan yana gelmeyi başarmak zorundadırlar. Çünkü bu iktidardan kurtulmak istiyorlarsa tek yol Kürt halkıyla Türkiye demokrasi güçlerinin omuz omuza gelmesidir.
bunu başaramazsak ne olur sorusunu ben çok çıplak olarak söyleyeyim. Anlamak isteyenlere soyut laflara gerek yok. Azerbaycan'a baksınlar, Özbekistan'a baksınlar, Türkmenistan'a baksınlar. Tek bir kişinin, tek bir ailenin, ülkenin bütün servetini hortumladığı ve insanları yoksulluk, sefalet ve zorbalıkla yönettiği, hiç kimsenin gıkını çıkaramadığı bir düzeni görecekler. Ya da daha arayış içindelerse Hitler Almanyası'na baksınlar. Ağır bir baskı süreci bizi bekliyor. Bunu durdurmanın yolu bu. Ya biz kazanacağız, ya iktidar kazanacak. Bunun ortası kalmadı. Kazanmak zorundayız. Başka seçeneğimiz de yok. Kazanmak için de yan yana birlikte mücadele etmeliyiz.